Ait olduğumuz türe verilen Homo sapiens ismi Latince bilge insan anlamına gelir. Bu türü modern insanlar olarak adlandırıyoruz. Dünya üzerindeki en zeki canlı türü modern insanlardır. Modern insanlar yüksek zekalarıyla her türlü zorlukta hayatta kalmışlar, değişen yaşam koşullarına uyum sağlamışlardır. Hayatta kalmaları yanı sıra dinmek bilmeyen keşif ve domine etme isteğiyle dünyayı kendi istekleri doğrultusunda değiştirmişlerdir. Modern insanlar yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da evrimleşmiştir. En eski modern insan kalıntısı Fas'ta Jebel İrhaut kazı alanında bir mağarada tesadüfen madencilik faaliyeti esnasında bulunmuştur. Keşiften sonra yapılan arkeolojik kazılarda çok sayıda başka insansı türe, taş aletlere, başka canlılara ait kemiklere, kömür parçalarına rastlandı. Elde edilen bilgiler ışığında kazı alanı bugün çöl olsa da o zamanlar bozkır olduğu düşünülmektedir. Bu keşif ile bir kısım sorular cevaplanırken yeni sorular da ortaya çıktı. Genel kanı modern insanın Afrika'da bir noktada evrimleştiği ve oradan yayıldığıdır. Bu keşif ile birlikte farklı farklı noktalarda evrimleşmenin yaşandığı, modern insanın tek bir noktadan çıkmadığı da düşünülmeye başlanmıştır. Modern insanın bir mirası devralarak ortaya çıktığı andan itibaren taş aletleri ve ateşi kontrol ettiği düşünülmektedir. Bulunan en eski modern insan fosilinin biraz daha küçük beyin hacmi ile biraz çıkık kaş çıkıntıları haricinde modern insan kafatasından pek bir farklılığı yoktur. Modern insanlar ortaya çıkışlarından itibaren ilk insanlar gibi avcı toplayıcı yaşam biçimiyle yaşamaktaydılar. Peki nedir bu avcı toplayıcı yaşam biçimi? Kabaca besinlerin doğadan toplanması ve diğer canlıların avlanmasıyla elde edilmesidir. Bu topluluklar kendi besinlerini yetiştirmezler. Modern insanlar tarihlerinin çok büyük bir kısmını avcı toplayıcılık yaşam biçimiyle geçirdiler. Yaklaşık M.Ö. 10.000 yılına kadar bu yaşam biçimi geçerliydi. 2 milyon yıl öncesinde avcı toplayıcı yaşam biçiminin benimsenmeye başladığı düşünülmektedir. Öncesinde diğer yırtıcıların geride bıraktığı kalıntılar yenmekte, yani leşçilik yapılmaktaydı. Ayrıca hala daha dünyamızda çok istisnai bir durum olsa da avcı toplayıcı kabileler mevcuttur. Avcı toplayıcı gruplar yerleşik değillerdi, hareket halindelerdi. Sadece yerleştikleri alanın sunacakları besinlere güvenemezlerdi. Çünkü hem yeterli gelmezdi hem de sürekli bir besin kaynakları olmazdı. Besin bulabilmek için geniş bir arazide hareket etmek zorunda kaldılar. Bu sebeple hızlı ve efektif hareket edebilmek için 30 kişiden daha kalabalık değillerdi. Modern insanın coğrafi kökeni ve göç hareketleri hakkında en çok kabul edilen teori Afrika'dan çıkış teorisidir. Teoriye göre modern insan Afrika boynuzu adı verilen coğrafi bölgede gelişmiştir. Afrika dışına ise tek bir hareketle toplu olarak değil, zamanla dalgalar halinde dağılmıştır. Dolayısıyla bir bölgeye ilk gittikleri zaman ile yaygın olarak görüldükleri zaman arasında farklılıklar vardır. Uzmanlar yaklaşık 270 bin yıl önce Afrika dışına dağılımın başlamış olabileceğini düşünüyor. Modern insanlar ortaya çıktıkları zamandan itibaren Batı Avrasya ve Orta, Batı, Güney Afrika'ya yayıldılar. Afrika dışındaki en eski fosil Yunanistan'daki Apadima mağarasında bulunan 210 bin yıl öncesine ait modern insan kafatasıdır. Diğeri ise İsrail'de Misliya mağarasında bulunan yaklaşık 177 bin yıllık bir fosildir. Bunlar erken göçlerin bir sonucudur. Az bir nüfus hareketi olmuştur. Ayrıca bu dönemlere ait tespit edilen fosil sayısı çok azdır. Bu sebeple erken göçlerin başarısız olduğu düşünülmektedir. Modern insanın daha yoğun göçü sonraki zamanlarda olacaktır. Modern insanların Afrika'dan başka bölgelere geçmek için iki ana yolu vardı. Birincisi Kuzey Rotası'ydı. Bu rota Nil Vadisi'nden kuzeye doğru gidiş ve oradan da doğuya doğru Sina Yarımadası üzerinden geçişi içeriyordu. İkinci rota ise Güney Rotası'ydı. Arap Yarımadası'ndaki Yemen ile Afrika boynuzundaki Cibutu ve Eritre arasında bir boğaz olan Bab-el-Mendeb boğaz geçişiydi. Erken dönem olan 300 bin yıl öncesi ve takip eden yıllarda yapılan göçler kısmi göçlerdi. Modern insanlar göç ettiği diğer bölgelerde çoğunluğu elde edip bölgeyi domine edememişlerdi. Fakat Afrika kıtasını domine etmeye başlamışlardı. Ayrıca bu göçlerin kapsamı ve zamanı hakkında net bilgiler elde edilememiştir. Modern insanlar taş aletleri geliştirmeye devam ettiler.
Mosterian aletleri adı verilen alet endüstrisi ortalama 160 bin ile 40 bin yıl öncesinde üretilmiş ve kullanılmıştır. Eğer bir önceki dönem gelişen teknik olan Levallois tekniğini de Mosterian endüstrisi içerisinde sayarsak, alet endüstrisinin tarihi 250-300 bin yıl öncesine kadar uzanacaktır. Levallois tekniği şöyledir. Bir taşın bir ucuna vurma yüzeyi oluşturulur. Sonra taşın kenarlarından alınacak parçanın şekline uygun olarak küçük parçalar kırılır. Bu işlem taşın yan tarafında kaplumbağa kabuğunu andıran yuvarlak ve kubbeli bir şekil oluşturur. Vurma yüzeyine son kez vurulduğunda taşın istenilen parçası keskin kenarlarıyla ayrılır. Bu yöntem taş parçasının boyutunu ve şeklini kontrol etmeyi sağlar. Çıkarılan bu parça genellikle kazıyıcı veya bıçak olarak kullanılır. Ayrıca Levallois uçları denilen okuşlarını yapmak için de kullanılabilir. Levallois teknolojisi daha eski taş alet teknolojilerinden bir adım ileride kabul edilir. Artık taşlar daha incelikli olarak işleniyordu. Bu yüzden kendisinden önceki aletlere nazaran daha küçük ve efektif aletler yapıldı. Genel amaçlarla imal edilen 3-4 alet tipinin bütün işlere kullanılmasından farklı olarak daha çeşitli aletler yapıldı ve kullanımları özelleşmeye başladı. Örnek vermek gerekirse eğer, önceki endüstri olan Aşölyan endüstrisinde kesme, kazma, delme gibi daha geniş çaplı işler için aletler vardı ve bu aletler daha öznel işler için kullanılmaya çalışılıyordu. Mosterian aletleri daha spesifik amaçlar için alet üretimini çeşitlendirmiştir. Özellikle avcılık, hayvan derisi işleme, bitki toplama gibi görevler için öznel aletler üretilmiştir. Bu endüstrinin kullanıcısı ve üreticisi sadece modern insanlar değildir. Neandertaller de üretip kullanmışlardır. Bu dönemde davranışsal modernitenin ilk örnekleri de görülmeye başlanmıştır. Araştırmalar Afrika dışına göç etmiş ilk insanların soğuktan korunabilmek ve hayatta kalabilmek için giysiler giymesi gerektiğini ifade etmektedir. Avrupa'daki bazı kazı alanlarında hayvan postlarını biçimlendirmeye yarayan taş aletlerin keşfi ile yaklaşık 800 bin yıl önce giysi giyilmeye başlandığı düşünülmektedir. Modern insanların ise soğuk iklimlere daha toplu şekilde göç etmeden 180 bin yıl önce kıyafet giymeye başladıkları düşünülmektedir. Yine de bu bilgiler, verilen tarihler tartışmalıdır. Giysi kullanımının zamanlaması fosil ve arkeolojik bulgularla sürekli olarak güncellenmektedir. Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan Toba isimli süper volkan 74 bin yıl önce patladı. Kül ve toz bulutu dünyanın neredeyse tamamını kaplamıştı. Bazı araştırmalar az kalsın dünya üzerindeki insan yaşamını sona erdireceğini söylemektedir. Bu araştırmalar sonrası ortaya Toba felaketi teorisi konulmuştur. Patlamanın yaklaşık 10 yıl süren volkanik kışa sebep olduğu ve 1000 yıllık bir soğuma dönemine katkıda bulunduğu, dramatik şekilde azalan nüfusla birlikte genetik çeşitliliğin azalarak bir dar boğaz oluşturduğu, diğer bir deyişle genetik çeşitliliği engellediğini iddia etmektedir. Bazı bilim adamları bu teoriyi kabul etmemektedir. İnsanlar çok korkmuş ve patlamanın etkilerini derinden yaşamış olmalılar. Teori, Afrika dışında yaşayan insan sayısının neredeyse yok olma seviyesine geldiğini ifade etmektedir. Afrika'da ise o kadar büyük bir etkilenme olmamıştır. Aynı kaderi diğer canlılar da yaşamıştır. İnsansılar, sonra da ilk insanların oluşumu ve geçirdikleri tecrübelerin toplamı ile Homo sapiens türü 300 bin yıl önce Afrika'da evrimleşerek avcı toplayıcı yaşam tarzını benimsemiştir. Önce Afrika kıtasını domine etmişler, zamanla çeşitli göçlerle diğer kıtalara da yayılmışlardır. Daha gelişmiş taş aletler üretmişler, davranışsal modernitenin ilk örneklerini ortaya koymuşlardır. Toba patlaması gibi büyük felaketlere meydan okumuşlardır. Türümüzün yükselişi ve doğaya karşı savaşı tüm hızıyla devam etmektedir.